Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sınavdan önce çözülmesi gereken 50 temel sorunun yer aldığı MR testini çözmüş olacağım ve bu şekilde kitabı da bitirmiş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu dizeler dil bilgisi açısından incelenecek olursa aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek yanlış olur demiş. Bakalım. Başka sözcüğü sıfat görevindedir. Bakın, başka bir mevsim derken mevsim, isim, hangi mevsim, başka mevsim, başka sözcüğü ismi belirtmiş ve net olarak belli olmadığı için de bu nedir? Belgisi sıfattır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ansızın zarf görevinde kullanılmıştır diyor. Ansızın geri teper. Tepmek fiil. Nasıl teper? Ansızın. Bakın burada da ansızın sözcüğü fiili belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap verdiği için de nedir bu? Durum zarfıdır. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dilerim sözcüğü isimden türemiş bir eylemdir diyor. Bakın dilerim kelimesine baktığımızda kelimenin kökü nedir? Dildir. Dil isim köküdür. Dilden dilemek olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. O yüzden bu ifade doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İsim tamlamasına yer verilmemiştir diyor. Bakın arkadaşlar yer verilmemiştir diyor. Şiir okuduğumuzda burada isim tamlamasının olmadığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birleşik çekimli eylem vardır demiş. Arkadaşlar bu parçada birleşik çekimli eylem yok. O yüzden cevabımız da E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümlelerde geçen eylemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümledeki eylem edilgen çatılı bir eylemdir. Edilgen çatılı fiiller L ve N ekini alır. Yüklemde bildirilen eylemi kimin yaptığı belli değildir. Bakın, yazın bittiği her yerde söylenir. Söylenir yüklem ve fiil N ekimizi almış. Kimin söylediği belli mi? Değil. O yüzden söylenir sözcüğü nedir? Edilgendir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümledeki eylem geçişsiz bir eylemdir diyor. Arkadaşlar geçişsiz fiiller nesne alamayan fiillere denir. Bakalım bir daha hiç çıkamadık daldığımız uykulardan. Bakın çıkamadık yüklem ve fiildir. Aynı zamanda bir fiilin geçişli ya da geçişsiz olduğunu anlamak için sözcüğün önüne onu kelimesini getiririz. Yani fiilin önüne. Onu çıkamadık anlamlı mı? Değil. O yüzden çıkamadık fiili geçişsizdir. B'yi elemiş oluruz. Üçüncü cümledeki eylem etken ve geçişsiz bir eylemdir. Etken fiillerde işi yapan özne bellidir. Bakalım geleceği geçmeye çalışıyordu kısılmış gözlerimiz. Bakın çalışıyordu yüklem. Çalışan ne? Kısılmış gözlerimiz özne. İşi yapan öznenin bizzat kendisi olduğu için etken. Peki onu çalışıyordu desem anlamlı mı? Değil. Anlamsız olduğu için de geçişsizdir. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümledeki eylem işleş çekimli bir fiildir demiş. İşleş çekimli fiiller Ş ve L şeklini alır. Aynı zamanda eylemin karşılıklı ya da birlikte yapıldığını görüyoruz. Yani özne birden fazla olacak. Biz seninle o deniz ülkesinde tanıştık ifadesinde bakın tanışmak yüklem ve fiildir. Tanışma eyleminin olması için birden fazla öznenin olması gerekir. Ş ikimizi almış. Karşılıklı yapılan bir fiil. O yüzden bu işte çatılı bir fiildir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümledeki eylem ettirgen çatılı bir eylemdir demiş. Arkadaşlar ettirgen çatılı fiiller R, T ve tır ekini alır. Aynı zamanda sizin de bildiğiniz gibi geçişli bir fiili tekrar geçişli hale getirir. Bakalım huy değiştirir balıklar denize benzedikçe. Bakın değiştirir yüklem ve fiil. Aynı zamanda tirekini almış. Doğru. Fakat bu sözcüğün önüne onu getirdiğimizde anlamlı oluyor. Yani bu fiil şu an geçişli. Şuradaki tirekini kaldırdığımızda onu değişmek diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla bu fiil geçişsizken geçişli olduğu için nedir? Oldurgan bir fiildir. Ettirgen çatılı fiiller hatırlarsanız geçişliyken tekrar geçişli hale gelir demiştik. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.
Üçüncü soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin türleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? Birinci sıfattır demiş, bu dursun. İkinci sıfattır demiş, her şeyim derken şey nedir? Burada belgisiz zamirdir, ismin yerine geçmiş. Hangi şey? Her şey. Bakın, her sözcüğü burada belgisiz sıfattır. Sıfatlar da isim soylu sözcükler olan zamirleri belirtebilir. O yüzden belgisi sıfattır. B de doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü edat mıdır peki? Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Bir kelimesinin yerine sadece getirebilir miyim? Her şeyim tamam da sadece sendin noksan. Anlamlı oldu. Anlamlı olduğu için bir sözcüğü edattır. Bunu da elemiş oldu. Dördüncü sözcük zamir midir? Sen neydi arkadaşlar hatırlarsanız? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar kişi zamiridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Peki beşinci bağlaç mı? İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Ya sözcüğü ayrı yazılmış. Ve nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi birinci sözcük sıfat mı? Aşkımla ne garip hallere düştüm derken. Bakın hal isim. Nasıl hal? Garip hal. Niteleme sıfatı. Ne kadar garip hal anlamına geliyor buradaki ne sözcüğü. Ne kadar anlamına geldiği için miktar belirtiyor. Miktar zarfının yerine kullanılmış. Dolayısıyla bu sözcük zarf görevindedir. Sıfat görevinde değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerde geçen fiillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci fiil şimdiki zaman kipinin ikinci tekil şahısı ile çekimlenmiştir. Sen kalkıp gidiyorsun ifadesinde bakın your nedir? Şimdiki zamandır. Kim gidiyor? Sen. İkinci tekil şahıs eki ile çekimlenmiş. Doğrudur. O yüzden bunu elemiş oluruz. İkinci fiil emir kipinin ikinci tekil şahısı ile çekimlenmiştir diyor. Bakın git emir kipidir. Kim gitsin? Sen git olur. Dolayısıyla ikinci tekil şahısı ile çekimlenmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü fiil geniş zamanın üçüncü tekil şahısı ile çekimlenmiştir diyor. Bakalım durur. Buradaki ur nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Doğrudur. Peki ne durur? O durur. Görmüş olduğunuz gibi burada da üçüncü tekil şahısı ile çekimlendiğini görüyoruz. Durmak fiilinin. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci fiil emir kipinin üçüncü çoğul şahısı ile çekimlenmiştir demiş. Gitsinler emir kipidir. Bakın buradaki larlar eki nedir arkadaşlar? Onlar gitsin anlamına gelir. Üçüncü çoğul şahıs eki ile çekimlenmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir fiil şimdiki zaman kipinin üçüncü tekil şahısı ile çekimlenmiştir. Gidiyorlar ifadesinde. Bakın arkadaşlar your nedir? Şimdiki zamandır. Bu doğrudur. Fakat kim gidiyor? Onlar gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi üçüncü çoğul şahıs da çekimlenmiş. Tekil şahıs da çekimlenmemiş. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten bir ek almamıştır diyor. Arkadaşlar bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten eklere biz ne diyoruz? İyelik eki diyoruz. Peki iyelik eki neye gelir? İsim tamlamalarında ikinci sözcüğün diğer adıyla nedir bu? Tamlananın almış olduğu eklerdir değil mi? Buna bakmış olacağız. Bakın ellerin senin bunlar da ayakların ifadesinde senin ellerin dersen buradaki in eki nedir? Tamlama kurduk. İkinci sözcük oldu iyelik ekidir. Senin ayakların dersem tamlama kurduk. İkinci sözcük oldu. Bu da nedir yine? İyelik ekidir. Senin saçların dersem ın eki de nedir burada? İyelik ekidir. Senin gözlerin dersem in eki de burada yine tamlama kurduk. İkinci sözcük yani tamlanan olduğu için iyelik ekidir. Fakat senin ellerin, senin ayakların dediğimde sen kelimesi burada tamlayan görevindedir. Dolayısıyla in eki de nedir? Burada tamlayan ekidir. Farklı olanı sormuştu arkadaşlar. Daha doğrusu kime veya neye ait olduğunu belirten bir ek almamıştır demişti. O yüzden iki numaralı sözcük
tamlayan eki aldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 7. ve 8. soruları aşağıdaki cümleye göre cevaplayınız. 7. soru. Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle ilgili olarak verilen bilgi yanlıştır? Dostu belirtme durum eki bu dursun. Bileğinde kalma durum eki demiş. Kalma durum ekimiz D daha 2'di arkadaşlar. Bileğinde derken bakın D daha nedir burada? Kalma durum ekidir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Atışına yaklaşma durum eki. Yaklaşma durum eki E A'dır. Atışına derken A nedir burada? Yaklaşma durum ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlık adın yalın durumu. Haleklerinden herhangi birini almamasıdır. Arkadaş isim bakın arkadaştan arkadaşlık olmuş. Yapım eki almış. Fakat adın haleklerinden yani durum eklerinden herhangi birini almadığı için yalın haldedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Araçtan ayrılma durum eki. Ayrılma durum ekimiz den dan ekidir arkadaşlar. Benzeşmeye uğradığında ten tan olabilir. Bakın araç isim tan nedir burada? Ayrılma durum ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi dostu belirtme durum eki mi almış? Buna bakalım. Sahibinin en mahrem dostu derken sahibinin dostu birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcükte iyelik eki almış. Yani tamlanan eki almış. Her ikisi de ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla dostu sözcüğünün almış olduğu ek iyelik ekidir. Belirtme durum eki değildir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bildiğiniz gibi yükleme en yakın olan öge vurguludur demiştik. Sahibinin en mahrem dostu olan, bileğinde nabzının atışına arkadaşlık eden, göğsünün üstünde bütün heyecanlarını paylaşan bir araçtan başka bir şey değildir saat. Arkadaşlar şurası komple nedir? Yüklemdir değil mi? Tamlama kurduğu için parçalanamaz. Ne? Saat özne. Bakın cümle yüklem ve özneden oluşmuş. Yüklemden önce herhangi bir öge olmadığı için de vurgu nerededir arkadaşlar? Yüklemin kendisindedir. Bu yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Birden fazla ek eylem bu dursun. Sıfat fiil. Arkadaşlar sıfat fiil. Fakir düşmüş bir ailede doğdum derken bakın buradaki müş nedir? Bu sıfat fiildir. Çünkü sözcük sıfat görevinde. Nasıl bir aile? Fakir düşmüş bir aile. Burası nedir? Niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla müş de sıfat fiilekidir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki edat var mı? Bakın erâmen nedir burada? Edattır. O yüzden bunu da elemiş olduk. Peki işaret zamiri var mı? Bakın buna sözcüğü ismin yerine geçmiş. Yani fakir bir ailenin yerine geçmiş. O yüzden buna sözcüğü nedir burada? İşaret zamiridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki miktar zarfı var mı? Bu da var arkadaşlar. Geçmek fiil nasıl geçti? Mesut geçti. Durum zarfı ne kadar mesut geçti? Epeyce. Bakın bu da durum zarfıdır. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki birden fazla ek eylem var mı? Doğdum derken dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Basit çekimli bir fiil. Yine geçti derken dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Basit çekimli bir fiil. Görmüş olduğunuz gibi hem isimlerde hem de fiillerde ek eylem yok. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer. Aş şarabın içenler senin derdine düşer. Sıfat öbeğine yer verilmiştir diyor. Kervan isim nasıl kervanlar? Sevda yüklü kervanlar niteleme sıfatıdır. Bakın iki sözcük birlikte okunduğu için sıfat öbeğidir. A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlaması senin kapın derken her ikisi de ek almış. Her ikisi de ek aldığı için burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Aynı zamanda sen nedir? Kişi zamiridir arkadaşlar. Bu doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belirtisiz ad tamlamasına yer verilmiştir. Aşk şarabı derken birincisi ek almamış,
İkincisi iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sıfat fiile yer verilmiştir diyor. İçenler derken an en eki nedir burada? Sıfat fiildir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sevda sözcüğü türemiş bir sıfattır diyor. Arkadaşlar, sevda kelimesi kök halindedir. Arapça bir kelimedir. O yüzden türememiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincisi belirtili ad tamlamasıdır. Ciğercinin kedisi derken bakın tamlayan ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkincisi belirtisiz ad tamlamasıdır. Ne kedisi? Sokak kedisi. Birincisi ek almamış. İkincisi iyelik eki aldığı için burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncüsü sıfat tamlamasıdır. Kap isim, nasıl kap, kalaylı kap, niteleme sıfatı artı isim, sıfat tamlaması olur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncüsü sıfat tamlamasıdır. Bu dursun. Beşincisinde tamlananı orta, belirtisiz ad tamlaması vardır. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Bakın aşk rüyası dediğimde aşk nedir burada? Bu tamlayandır. Rüya kelimesi de tamlanandır. Aşk rüyası, belirtisiz isim tamlaması. Kemik rüyası dersem bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu da tamlayandır. Bakın birden fazla tamlayan bir tane tamlanana bağlanmış. O yüzden 5 de doğrudur. Yani E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Peki dördüncü sıfat tamlaması mı? Aslan ağzı derken ne ağzı? Aslan ağzı. Birincisi ek almamış. İkincisi iyelik eki aldığı için arkadaşlar burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Sıfat tamlaması değildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dörtlükte geçen altı çizili sözcüklerin türleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır? Bakalım. Birinci sözcük niteleme sıfatıdır demiş. Belalı bülbül, bülbül isim, nasıl bülbül, belalı bülbül, isme sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatıdır. Bir doğrudur, bunu elemiş oluruz. İkincisi bağlaştır demiş. Gözlerim kan ağlasın, tek yüzüme gül yeter ifadesinde. Tek sözcüğü burada sadece anlamına geliyor. O yüzden edattır. Bu ifade yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. Üçüncüsü bağlaştır demiş. Gerçi söz bağında çok nevruz olur güller biter ifadesinde. Gerçi bağlaştır arkadaşlar. Bu doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Dördüncüsü belgisiz sıfattır diyor. Çok nevruz derken nevruz isim. Ne kadar nevruz? Çok. Çok burada nedir? İsmi belirttiği için ve ne kadar olduğu belli olmadığı için belgisiz sıfattır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beşincisi sayı sıfatıdır demiş. Bir gülistandan nişan vermeye birkaç gül yeter ifadesinde bakın gül isim, ne kadar gül, birkaç gül yine ismi belirtiyor. Fakat ne kadar olduğu belli olmadığı için bu nedir? Belgisiz sıfattır. Sayı sıfatı demişti. Bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği de olabilir. Görmüş olduğunuz gibi bu soruda arkadaşlar hata olduğunu görüyoruz. Hem bağlaştır demiş, yanlıştır bu. Hem de sayı sıfatıdır demiş. Bu da yanlıştır. O yüzden bu soru hatalıdır. 13. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Bazı kitapları okumaya, bazı yazarları sevmeye şartlandırılıyoruz. Kitapçı raflarını her hafta çok satan sayısız kitaplar dolduruyor ve bunların çoğu da anında unutuluyor ne yazık ki. Bakın burada unutuluyor derken L nedir? Edilgen bir ektir. Doğru mu? Edilgenliktir bu. Şartlandırılıyoruz derken yine edilgenlik ekini almış. Ne ekini? Kimin şartlandırdığı belli değil. Kimin unuttuğu belli değil arkadaşlar. Unutulduğu belli değil. Dolayısıyla bunlar edilgen. Dolduruyor derken kim dolduruyor? Bakın burada bu sözcük nedir? Etkendir. Görmüş olduğunuz gibi burada çatı uyuşmazlığı var arkadaşlar. O yüzden cevap denizli olacak.
Peki nasıl düzeltiriz? Buradaki dolduruyor ifadesini edilgen yaparak, yani dolduruluyor şeklinde sözcüğü düzelterek anlatım bozukluğunu giderebiliriz. 14. ve 15. soruları aşağıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız. 14. soru. Bu dörtlüğü oluşturan sözcükler dil bilgisi açısından incelenecek olursa aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Büsbütün unuttum seni eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de artık herkes gibisin. Pekiştirme sıfatına yer verilmiştir diyor. Bu dursun. Zaman zarfına yer verilmiştir. Bakın, maziye karıştı şimdi yeminim derken karıştı yüklem ve fiil. Ne zaman karıştı? Şimdi. Şimdi sözcüğü burada nedir? Zaman zarfıdır. B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Belgisiz zamir kullanılmıştır. Arkadaşlar, belgisiz zamir herkes sözcüğü. Buradaki herkes ismin yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli olmadığı için belgisiz zamirdir. C de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki edat kullanılmış mı burada? Arkadaşlar bakın, gibi nedir? Her zaman edattır. Bunun dışında için sözcüğü de yine edat görevinde kullanılmıştır. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden fazla bağlaç kullanılmıştır diyor. Bakın, bile nedir burada? Bağlaçtır. D nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Dolayısıyla birden fazla olduğunu görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki pekiştirme sıfatına yer verilmiş midir? Arkadaşlar, buradaki büsbütün sözcüğü bakın fiili belirtiyor. Unutmak fiil. Nasıl unuttum? Büsbütün. Bu da durum zarfıdır. Dolayısıyla pekiştirilmiş olan büsbütün sözcüğü sıfat görevinde değil, durum zarfı görevindedir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin aldığı imekinin işlevi aşağıdakilerin hangisinde yanlış belirtilmiştir? Birinci sözcükte şahıs ekidir demiş. Unuttum kelimesinde unutmak fiildir. Buradaki umeki arkadaşlar birinci tekil şahıs ekidir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcükte ek eylemdir demiş. Emin kelimesi isimdir. Buradaki imeki de ek fiilin geniş zaman çekimidir. Hatırlarsanız bu şahıs ekleriyle yapılırdı. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcükte iyelik ekidir demiş. Yeminim kelimesi. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kimin yemini bu? Benim yeminim. Bakın, tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması var. Dolayısıyla buradaki imeki nedir? İyelik ekidir. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki dördüncü sözcükte de iyelik eki midir? Buna bakalım. Kalbimde senin için yok bile kinim derken benim kalbimde desem yine buradaki imeki ne olur? İyelik eki olur. Çünkü burada tamlayan düşmüş isim tamlaması var. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcükte yapım ekidir diyor. Arkadaşlar, kinim ifadesinde buradaki kin nedir? Yine benim kinim olur. Dolayısıyla imeki yapım eki değil. Yine iyelik eki görevinde kullanılmıştır. O yüzden E seçeneği yanlıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki tür ve görev ilgisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış açıklanmıştır? Okurlar denemeyi hoşça vakit geçirmek için okurlar. Sözcükler tür bakımından farklıdır. Evet, bakın buradaki okurlar derken insanlardan bahsediyor. O yüzden burası nedir arkadaşlar? İsimdir. Burada da okuma eyleminden bahsetmiş. O yüzden bu da fiildir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Birinci sözcük eylemden türemiş bir addır diyor. Evet arkadaşlar, bakın okumak fiildir. Şuradaki R eki nedir? Okumaktan okur olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla eylemden türemiş bir isim olduğunu görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci sözcük çekimli bir eylemdir demiş. Okurlar kelimesinde okumak fiildi. Şuradaki R eki nedir?
Bu geniş zaman ekidir. Bundan dolayı çekimli bir fiildir. Bu da doğrudur. Bunu da demiş oluruz. Sözcükler cümlenin temel ögelerini oluşturmuştur diyor. Okurlar yüklem. Kim okur? Okurlar. Bakın burası da özne. Görmüş olduğunuz gibi iki kelime de özne ve yüklem görevinde kullanıldığı için cümlenin temel ögesidir. E de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki her iki sözcük de yapıcı özdeş midir? Arkadaşlar okurlar kelimesi bakın yapım eki aldığı için nedir bu? Bu türemiş sözcüktür. Buradaki okurlar kelimesine baktığımızda okumak fiil R geniş zaman demiştik. Lar nedir arkadaşlar? Bu da üçüncü çoğul şahıs eki. Görmüş olduğunuz gibi bu herhangi bir yapım eki almamış. O yüzden bu sözcük basit sözcüktür. Birincisi türemiş, ikincisi basit. Dolayısıyla yapı yönünden aynı olmadığını görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu dizelerde geçen tamlamalardan hangileri tür bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Venüs bardağı derken birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası nedir? Burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Pazarlar pazarında derken ne pazarında? Pazarlar pazarında birincisi tamlayan eki almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için burası da yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Konstantin duvarı derken yine birinci sözcük tamlayan eki almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Senin hayallerin, bakın birinci sözcük tamlayan eki almış, ikinci sözcük de iyelik eki aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Düşlerin civarı derken yine tamlayan eki almış, ikinci sözcük de iyelik eki aldığı için burası da arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Bengisu Pınarı'nda ise birinci sözcük tamlayan eki almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Görmüş olduğunuz gibi bütün sözcük öbekleri isim tamlaması fakat 4 ile 5'in yer aldığı tamlamalar belirtili isim tamlaması olduğu için diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sözcükler herkesin malıdır ama cümle yalnızca yazarın. Tamlananı ortak belirtili ad tamlaması kullanılmıştır. Bakın herkesin malı ikisi de kaldığı için belirtili isim tamlaması. Yazarın malı dediğimde yine her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla burada tamlananın ortak olduğunu görüyoruz. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamlayanı zamir olan ad tamlaması kullanılmıştır. Herkesin malı belirtili isim tamlamasıydı. Herkes sözcüğü de burada belgisiz zamir görevindedir. Bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hem edat hem de bağlaç örneği vardır demiş. Bakın burada yalnızca sözcüğü sadece anlamına geldiği için nedir? Edattır. Ama sözcüğü de bağlaç görevindedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Eylemden türemiş ad kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar burada yazar kelimesine bakacak olursak yazmak fiildir. Yazmaktan yazar olmuş yani bir meslek haline gelmiş. O yüzden bu fiilden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi eylemden türemiş bir isim olduğunu görüyoruz. D de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki çekimli eyleme yer verilmiş midir? Bu cümlenin yüklemi hangisidir? Bakın herkesin malıdır yüklemdir. Dır nedir burada? Ek fiilin geniş zaman çekimidir. Mal da isim olduğu için isme gelmiştir. Dolayısıyla çekimli eylem yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerin türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Birinci sözcük zarftır. En önemli özellikler derken özellik isim, nasıl özellik, önemli özellik niteleme sıfatı, ne kadar önemli özellik
en önemli özellik en ve daha sözcükleri hatırlarsanız üstünlük zarfıydı arkadaşlar. Bu da üstünlük zarfıdır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük belgesiz zamirdir demiş. Bakalım biri yalnızca bir yaş grubu için olmamalıdır ifadesinde. Biri ismin yerine geçmiş. O yüzden bu belgesiz zamirdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük isimdir demiş. Yani bir kitabı klasik yapan unsurlardan biri onun herkese hitap etmesidir ifadesinde. Ne yapan? Klasik yapan. Klasik sözcüğü burada isim görevindedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük işaret zamiridir demiş. Onu kelimesi klasiklerin yani kitabın yerine geçtiği için arkadaşlar ismin dışında kullanılmış. O yüzden bu nedir? İşaret zamiridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki üçüncü sözcük niteleme sıfatı mıdır? Buna bakalım. Bakın yaş grubu demiş arkadaşlar. Ne grubu? Yaş grubu. Birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük ek aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden yaş sözcüğü de burada isim görevindedir. Bundan dolayı niteleme sıfatı değildir. Bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçada geçen numaralanmış sözler için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Birinci yüklem görevindedir demiş. Yaz başıydı gittiğinde. Bakın devrik bir cümle olduğunu görüyoruz. İsim tamlaması ek fiil olarak yüklem görevinde kullanılmış. Bu ifade doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci birleşik fiildir demiş. Karar vermek deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü belgesiz zamirdir demiş. Bu dursun. Dördüncü edilgen çatılı bir eylemdir. Edilgen çatılı fiiller L ve N ekini alır. Çıkılmış bir yolun ilk durağında bir mevsim bekledim durdum ifadesinde. Bakın çıkılmış derken L ekini almış. Kimin çıktığı belli değil. O yüzden bu sözcük edilgendir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci zarf tümleci görevindedir demiş. Bekledim fiil. Ne kadar bekledim? Bir mevsim. O yüzden burası zarf tümlecidir. Bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Peki üçüncüsü belgisiz zamir mi arkadaşlar? Kimsesiz bir yaz ifadesinde yaz isim. Nasıl yaz? Kimsesiz yaz. Nasıl sorusuna cevap verdiği için isimlere sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır. Belgisiz zamir değildir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genç yazarlar bence bildikleri yolda gitsinler. Başkalarına yön sormasınlar. Eğrisiyle doğrusuyla kendi bildikleri yolda yürüsünler. Tüm fiiller emir kipiyle çekimlenmiştir. Bakın gitsinler emir kipinde, sormasınlar emir kipinde, yürüsünler yine emir kipinde çekimlendiği görülür. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ek eyleme yer verilmiştir. Bu dursun. Fiiller üçüncü çoğul şahıs kipiyle çekimlenmiştir. Kim gitsin? Onlar. Bakın larler eki üçüncü çoğul şahıs ekidir. Doğru. Sormasınlar kim? Onlar. Yine arkadaşlar üçüncü çoğul şahıs eki. Yürüsünler kim? Onlar. Yine bakın üçüncü çoğul şahıs çekimini görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Olumsuz bir fiile yer verilmiştir diyor. Sormasınlar derken bakın buradaki mame ekinidir arkadaşlar. Olumsuzluk ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hem geçişli hem geçişsiz fiiller kullanılmıştır. Yani nesne alan ve almayan fiiller kullanılmıştır diyor. Ben buraya onu sormasınlar desem anlamlı olur. Anlamlı olduğu için sormak fiili nedir burada? Geçişli bir fiildir. Ama onu gitsinler diyebilir miyim? Diyemem. O yüzden burası nedir? Geçişsizdir. Ya da onu yürüsünler diyebilir miyim? Diyemem. O yüzden bu da geçişsizdir. Görmüş olduğunuz gibi hem geçişli hem de geçişsiz fiiller var. O yüzden E seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki ek eyleme yer verilmiş mi? Arkadaşlar bu parçada ek eylem yok. Bundan dolayı da bu ifade yanlıştır. Bunun için de cevabımız
B seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisini söylemek yanlış olur? Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Benim sözcüğünden sonra gelen tamlanan düşmüştür. Bakın burada benim babam bir kere öldü, kör oldum ifadesinde şuraya babam kelimesini getirebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar benim babam dersem babam burada ne olur? Burada tamlanan olur. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ad tamlamasının tamlayanı ile tamlananı arasına belirteç, yani zarf girmiştir diyor. Sizin babanız, bakın belirtili isim tamlaması, hiç öldü mü ifadesinde ölmek fiil, ne kadar öldü mü? Hiç sözcüğü burada miktar zarfıdır. Görmüş olduğunuz gibi miktar zarfı belirtili isim tamlamasının arasına girmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır. Bu dursun. Babamdan sözcüğünden önce gelen benim sözcüğü düşmüştür. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum ifadesinde şuraya benim babamdan ummazdım desem anlamlı olur. Bu belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla tamlayanın düştüğü görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sıfat tamlaması kullanılmıştır. Nerede var arkadaşlar sıfat tamlaması? Bakın bir kere ifadesinde kere isim, kaç kere? Bir kere, bir sözcüğü burada sıfattır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu cümlede, yani bu parçada arkadaşlar tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Kolayca kandırılan bir toplum olduk. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Eledik. Pek çok konuda kolayca kandırılıyoruz. Burada da bir bozukluk yok. Bunu da elemiş olduk. Bir bilginin kaynağına inmek, belgelere dayandırmak gibi bir kaygımız yok. Bakın şuraya ne gelmesi lazım? Bilgiyi kelimesinin gelmesi gerekiyor. Yani nesne eksikliği var arkadaşlar. Bilgiyi belgelere dayandırmak gibi bir kaygımız yok olacak. O yüzden burada anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Kulaktan duyma, yalan yanlış bilgileri alıp başını gidiyor. Bakın burada da bir deyim yanlışlığı var. Kulaktan duyma değil, biz buna ne diyoruz? Kulaktan dolma diyoruz. Bunu da aldık. Bu durumda ne yazık ki bizi cahil bir toplum yapıyor. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Dolayısıyla 3 ve 4'ün yer aldığı A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 24. soru. Bu parçada geçen 6 çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir türdedir? Radyo ve televizyon bize doğru Türkçeyi öğretecek kurumların başında gelir hiç kuşkusuz. Bakın burada Türkçe isim, nasıl Türkçe, doğru Türkçe niteleme sıfatıdır. Kurum isim, hangi kurum? Türkçeyi öğretecek kurum dersek burası nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Böyle olunca da her sunucu, her muhabir, her yapımcı Türkçeyi öğretici durumda olan kişilerden sayılmalıdır. Durum isim, nasıl durum? Öğretici durum niteleme sıfatı. Bu kadrolara alınacak elemanların Türkçe bilgi ve beceriler bakımından titiz bir elemeden geçmeleri gerekir. Bilgi isim, hangi bilgi ya da nasıl bilgi? Türkçe bilgi, bu da niteleme sıfatıdır. Neyden geçmeleri gerekir? Elemeden, eleme sözcüğü de burada isimdir. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Bakın 5 numara isim, diğerleri sıfat olduğu için diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 25. soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen 6 çizili sözcüklerden hangileri arasında bu parçada belirtilen açıklamaya uygun bir kullanım yoktur? Açıklamamıza bakalım. Dil bilgisinde sıfat olarak nitelenen bir sözcük kimi zaman ad, kimi zaman belirteç olarak kullanılabilir. Böylece sözcük türleri arasında görev açısından bir esneklik söz konusu olur demiş. Bana soğuk davranıyordu sürekli. Davranmak fiil, nasıl davranıyor? Soğuk fiili belirttiği için burası durum zarfıdır.
Bu paranın üstüne soğuk su iç dedi. Su isim, nasıl su? Soğuk su. Burada da ismi belirttiği için nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Bakın sorular aynı olsa da biri fiili, diğeri ismi belirttiği için görevlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Bu yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunu da eledik. Adam çok büyük işlere girişti. İş isim, nasıl iş? Büyük iş. Burası niteleme sıfatıdır. Adam bu defa büyük oynuyor dediğimde oynamak fiil, nasıl oynuyor? Büyük oynuyor. Burası durum zarfıdır. Bu da açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş olduk. Güzel bir akşam oldu. Akşam isim, nasıl akşam? Güzel akşam. Burası niteleme sıfatıdır. Hazırlanan sorular güzel olmuş ifadesinde olmak fiil, nasıl olmuş? Güzel olmuş. Burası durum zarfıdır. Bu da açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Akşam erken iner mapushaneye. Bakın buradaki akşam sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır. Akşam diyordun. İşte oldu akşam. Demek nedir? Fiildir. Ne zaman diyormuş? Akşam. Akşam sözcüğü burada zaman zarfıdır. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Türkçe soruları çok kolaydı. Bakın Türkçe isim. Türkçe çok zevkli bir dersti. Ne çok zevkli bir dersti? Türkçe. Burada da isim görevinde kullanılmış. Yukarıdaki açıklamaya uygun değil. Yani esneklik yok. Bundan dolayı cevap da E seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler dil bilgisi açısından incelenecek olursa aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İster roman olsun, ister öykü olsun, derinlikli hiçbir yazınsal yaratı ilk okuyuşta kapılarını açmıyor okuruna. Belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır. Bu dursun. Bir sözcük birden fazla nitelenmiştir diyor. Yani niteleme sıfatı almıştır. Bakın burada yaratı isim, nasıl yaratı, yazınsal yaratı niteleme sıfatı, nasıl yaratı, derinlikli yaratı, bu da yine niteleme sıfatıdır. Birden fazladır. B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bağlaç kullanılmıştır. Arkadaşlar burada ister isterler nedir? Tekrarlı bağlaçlardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belirtme sıfatlarına yer verilmiştir diyor. Bakın sıfatları demiş, birden fazla olması lazım. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgesi sıfat, soru sıfatları gibi. Burada yine yaratı isimdi. Hangi yaratı? Hiçbir yaratı. Hiçbir sözcüğü ismi belirtmiş. Fakat net olarak belirtmediği için biz buna belgisi sıfat diyoruz. Belgisi sıfat belirtme sıfatlarının içinde yer alır. Bu bir. Aynı zamanda okuyuş isim, hangi okuyuş? İlk okuyuş. İlk sözcüğü sıra belirttiği için bu da sıra sayı sıfatıdır. İki tane belirtme sıfatı kullanıldığını görüyoruz. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki zamire yer verilmemiştir diyor. Bakın yer verilmemiştir. Evet bu parçada zamir yok. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar belirtisiz ad tamlaması var mı burada? Bakın burada herhangi bir belirtisiz ad tamlaması yok. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 27. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Maria'yı dinlerken uyuyakalmışım. Bir düş gördüm o gece ifadesinde kendidir arkadaşlar. Zarf fiilekidir. O yüzden biri elemiş olduk. Yabancı bir ülkedeymişim. Yeşillikler içinde küçük bir kentin girişinde dolanıp duruyorum ifadesinde. Dolanıp derken ıp ip burada zarf fiilekidir. İş iş de nedir? İsim fiilekidir. Dolayısıyla bakın iki tane fiilimsi var. Bundan dolayı iki elemiş olduk. Bahçe kapısındaki uşaklardan biri alıp götürüyor beni onun yanına. Burada da yine ıp ip zarf fiilekidir. Burada da var. Bunu da elemiş olduk. Daha görür görmez tanıyorum Shakespeare'i. Tıpkı resimlerdeki gibi. Görür görmez derken şuradaki remaz nedir? İkisi birlikte alınır. Zarf fiilekidir. Bu da, burada da fiilimsi var. Bunu da elemiş olduk. Tepesi çıplak, büyük bir baş, geniş bir alın. Bakın burada herhangi bir fiilimsi yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır.
28. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri aynı türde değildir demiş. Ben nedir arkadaşlar? Ben burada kişi zamiridir. Biri nedir? İsmin yerine geçmiş. Bu da belgisiz zamirdir. Onlarla dertleşir derken onlar sözcüğü yine burada ismin yerine geçmiş. İnsan adının yerine kişi zamiri. Nasıl niye yaratıldıklarının üzerine konuşuruz ifadesinde yaratılmak fiilimsi. Dolayısıyla nasıl yaratıldığı burada soru zarfıdır. Niye yaratıldığı fiilimsi belirttiği için bu da arkadaşlar yine soru zarfıdır. Şimdi aynı türde değildir diyor. Bakın 1 ile 2 aynı türde, bunu elemiş oluruz. 2 ile 3, ikisi de zamir, bunu da elemiş oluruz. 1 ve 3, bunlar da kendi içinde zamir, bunu da elemiş oluruz. Şimdi arkadaşlar burada 4 ve 5 diyebilir cevap anahtarı. Doğru. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Fakat soru kalıbında bir eksiklik var burada. Yani seçeneklerdeki numaralanmış sözcüklerden birisi diğerinden farklıdır. Yani birbirinden farklıdır derse biz B seçeneğini almış oluruz. Çünkü 3 ile 4 görmüş olduğunuz gibi farklı. Biri zamir, diğeri soru zarfı. O yüzden cevap ikisi de kabul edilir. Yani D seçeneğini işaretleyen arkadaş da B seçeneğini işaretleyen arkadaş da doğru cevaplamış diyebiliriz bu soruyu. Çünkü 4 ve 5 zarf görevinde, 3 ile 4 birbirinden farklı. Soru kalıbında eksiklik olduğu için bu soru hatalıdır diyebiliriz. 29. soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangilerine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Yarı çıplak yaşlı bir kadın. Arkadaşlar bakın cümle bitmemiş. O yüzden bir numaralı yere 3 nokta gelir. Tonlara bulanmış, yüzünde kuruyup kalan kan izleri. Bakın yine cümle bitmemiş. Diğer cümle üstteki gibi büyük harfle başlamış. Cümle bitmediği için, yani yüklem olmadığı için buraya da yine 3 nokta gelir. Yıkılmış bir duvarın öncüsünde acının yontusu gibi duruyor öylece. Duruyor yüklem. Diğer cümle büyük harfle başlamış. Yüklemi var. O yüzden 3 numaraya nokta gelir. Bir torba tutuyor kucağında. Bakın tutuyor demiş yüklem. Diğer cümle büyük harfle başlamış. O yüzden 4 numaralı yere de yine nokta gelir. Şaşkın, umutsuz ve meraklı gözlerle etrafına bakınıyor. Bakınıyor yüklem. Cümle bitmiş. O yüzden 5 numaralı yere de yine nokta gelir. Şimdi bize farklı bir noktalama işaretini sormuştu. Bakın 3, 4 ve 5'te nokta var. 1 ve 2'de 3 noktanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2 farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Yaşlılığın tanımı da anlamı da kişiden kişiye göre değişiyor. Bu dursun. Başkaları yaşlılığı nasıl tanımlar, nasıl anlamlandırır bilemem. Ama benim için yaşlılık bir iç hesaplaşmadır. Bakın burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu eledik. Başka bir söylemle şimdiye kadar ayrımına varamadığımız kimi söylemlerimizi keşfetmektir. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne kadar neler söylenmemiş, neler yazılmamıştır ki? Burada da bir anlatım bozukluğu göremedik. Bunu da eledik. Cicero, insanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı dönem diye adlandırmıştır yaşlılığı. Arkadaşlar burada da yok. Bunu da elemiş olduk. Şimdi yaşlılığın tanımı da anlamı da kişiden kişiye göre değişiyor ifadesinde. Kişiden kişiye dediği için bakın şuradaki e göre edatına gerek yok. Gereksiz sözcük kullanımı var. Yaşlılığın tanımı da anlamı da kişiden kişiye değişiyor desek yine aynı anlamı verir. Anlatım bozukluğu bir numaralı cümlede. Bundan dolayı cevabımız da A seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır? Bakın yazmaktan yazı, yazıdan yazın, yazından yazınsal olmuş. 3 tane yapım eki almış. Bunu eledik. Sanatsal kelimesinde sanattan sanatsal olmuş. Bir tane yapım eki almış. Bunu da eledik.
Yaratmaktan yaratı olmuş. Bir tane ne almış arkadaşlar bu? Yapım eki almış. Lar nedir burada? Çoğul ekidir. Peki la nedir? Bu da vasıta ekidir. Bakın arkadaşlar, hem yapım eki almış hem de iki tane çekim eki almış. O yüzden biz 3 numarayı alabiliriz. Beslenmemiş bir insan derken besiden beslemek, beslemekten beslenmek, beslenmekten beslenme, beslenmeden de beslenmemiş olmuş arkadaşlar. Bakın buradaki mışmış eki insan isim nasıl insan? Beslenmemiş insan. Niteleme sıfatıdır bu sözcük. Şuradaki miş eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla sıfat fiil ekleri, yani fiilimsilerin hepsi yapım eki olduğu için buradaki sözcüklerin hepsi yapım ekidir. Bundan dolayı bunu denemiş oluruz. Bilincine kelimesine baktığımızda kelimenin kökü bilmektir. Bilmekten bilinç olmuş. Şuradaki i varoluşunun bilinci dersen buradaki i nedir? İyilik ekidir. N kaynaştırmadır. E de yönelme hal ekidir. Bakın arkadaşlar, bir sözcük bir tane yapım eki almış. Bilmekten bilinç olmuş. İki tane de çekim eki almış. Bu da soru kalıbına uygun olduğu için bunu da alabiliriz. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5'in yer aldığı arkadaşlar A seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu dizelerdeki numaralanma sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Hiçbir şey derken şey burada neydi? Hatırlarsanız daha önceki sorularda da çözmüştük. Bu belgisiz zamirdir. Hangi şey? Hiçbir şey. Zamirler de isim soylu sözcüklerdi. Dolayısıyla bir sıfat tarafından belirtilir demiştik. Hiçbir sözcü de belgisiz olduğu için bu da belgisiz sıfattır. Hatta çirkin yaratıldığında bile ifadesinde hatta sözü bağlaç, bile sözcüğü burada bağlaç görevindedir. Anmazdı ama Allah'ın adını ifadesinde ama sözcüğü bağlaç, D'de ayrı yazıldığı için burada bağlaçtır. Farklı olanı sormuştu. Bir numaralı sözcük, yani hiçbir sözcüğü belgisiz sıfat, diğerleri bağlaç olduğu için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 33. soru. Bu parçada geçen numaralı sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük zamir görevindedir. Hiç kimse bir ada derken kimse burada nedir? İsmin yerine geçmiştir. Net olarak belli olmadığı için de biz buna belgisiz zamir diyoruz. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük bir at tamlamasının tamlayanı görevindedir demiş. Kendi başına ifadesi arkadaşlar, kendi sözcüğü zamir olduğu için, dönüşülük zamir olduğu için ne başına? Kendi başına. Bakın burası isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tamlaması. Kendi sözcüğü de görmüş olduğunuz gibi tamlayan görevindedir. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük belgisiz sıfattır demiş. Bu dursun. Dördüncü sözcük belgisiz sıfat görevindedir. İnsan, isim, hangi insan? Her insan. O insan net olarak belli olmadığı için ve her sözcüğü ismi belirttiğinden dolayı bu da belgisiz sıfattır. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük belirtme sıfatıdır demiş. Kıtanın bir parçası derken parça isim, hangi parçası? Bir parçası. Bir sözcüğü burada herhangi bir anlamına geldiği için yine belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. Belgisiz sıfatlar belirtme sıfatının içerisinde yer alır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki üçüncü sözcük belgisiz sıfat mıdır? Bakalım. Hiç kimse bir ada kendi başına bir bütün değildir. Bütündür desek arkadaşlar, burası ne olur? Yüklem olur. Ek fiilin olumsuzu var. Dolayısıyla bu sözcük de nedir? İsim görevindedir. Sıfat görevinde değildir. Çünkü herhangi bir ismi belirtmiyor. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. İsmin yalın durumu. Arkadaşlar, ismin yalın durumu nasıldı? Hal eki almayan ya da durum eki almayan isimlere denir. Bakın, saygı sözcüğü almamış, yalın halde. Yine eğitim sözcüğü, öğretim sözcüğü hal eklerini almadığı için bunlar yalın durumdadır. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki ismin belirtme durumu? Bunlar neydi? I, i, u ve ü'dü.
eklendiği sözcükleri de nesne yapar demiştik. Şimdi burada öğretim olanakları dersem birinci I iyelik ekidir. Fakat ikinci I nedir arkadaşlar? Bu belirtme hal ekidir. Yine öğretim koşulları dersem birinci I iyelik ekidir. Fakat sondaki I tıpkı olanakları kelimesinde olduğu gibi bu da belirtme hal ekidir. Biz buradan da arkadaşlar B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu elemiş olduk. İsmin yaklaşma durumu demiş. Yaklaşma durumu E ve A ekiydi. Bu nerede var? Dillerine derken bakın buradaki E yönelme ya da yaklaşma hal eki olarak bilinir. Dolayısıyla C seçeneği de çıktı. Bunu da elemiş oluruz. Peki ismin bulunma durumu var mı? Neydi bunlar? D, da ve T, ta ekleriydi. Bakın ülkemizde derken D, da nedir burada? Bu da bulunma hal ekidir. Dolayısıyla bu da var. Bunu da elemiş olduk. İsmin ayrılma durum eki olan den, dan, ten, tan eki bu cümlede kullanılmadığı için bu parçada doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 35. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir durum vardır? Hemen açıklamamıza bakalım. Tamlayan düşmüş at tamlamalarında tamlanana getirilen larler takısı kimi durumlarda sonuna geldiği sözcüğün değil tamlayanın çoğul olduğunu gösterir. Ağaçların çiçeklenip ekinlerin büyümeye başladığı mevsimdir ilkbahar. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Ankara'da adını yeni duyduğum tarihi eserlere rastladım. Bakın burada da herhangi böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş olduk. Yıllar önce bu küçücük evin bahçesinde toplanır dertleşirdik. Burada da böyle bir kullanım göremedik. Bunu da eledik. Evdeki eski eşyalarını alıp başka yere taşınmıştı. Arkadaşlar burada da yok. Bunu da elemiş olduk. Tatilden dönecek olan babalarını hasretle bekliyorlardı ifadesinde. Bakın babalarını demiş arkadaşlar. Kimin? Onların babaları desem. Buradaki larler eki babanın birden fazla değil çocuğun birden fazla olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 36. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bütün bir Tanzimat ve Servet Fünun devirlerini ve hatta Meşrutiyet devrinin de ilk yıllarını eserleriyle dolduran Ahmet Mithat Efendi'nin birden çok sıfatı vardır. Gazeteci, hikaye ve roman yazarı, tarihçi, felsefeci. Bakın arkadaşlar, şurada bir açıklama yapıyor. Fakat açıklamalar örnekler şeklinde. O yüzden vardır'dan sonra bizim iki nokta getirmemiz lazım. Ve dikkat edin küçük harfle başlıyor. Neden? Çünkü açıklama örnekler şeklinde olduğu için. Burada da örnekleri sıralamış. O yüzden buraya virgül gelir. Arkadaşlar buraya virgül gelir. Buraya virgül gelir. Açıklama devam ettiği için de buraya 3 noktanın gelmesi gerekir. Seçeneklere baktığımızda virgül demiş olmaz. Noktalı virgül demiş olmaz. 2 nokta ve hepsini virgül yapmış. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Cevap nedir arkadaşlar? Bakın 2 nokta virgül virgül ve 3 noktanın olduğu B seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangilerinde sıfat kullanılmamıştır? Okuduğum kimi eserler derken eser isim, hangi eserler kimi eserler, ismi belirtmiş, net olarak belli olmadığı için bu belgesi sıfattır. Nasıl eserler? Okuduğum eserler, bu da niteleme sıfatıdır. Bakın iki tane sıfat var, biri elemiş olduk. Kendi içime bakmayı, bakmayı derken mame nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Bu fiilimsi. Peki içime derken iç isim görevindedir. Kendi de burada dönüşlülük zamiridir. Bakın burada herhangi bir sıfat yok. İnsanın bir kitapla kendini bulması tanıması ifadesinde kitap isim hangi kitapla bir kitapla. Buradaki bir herhangi bir anlamına geldiği için yine nedir? Belgisi sıfattır. Burada da sıfat kullanılmış. Biz üçü de elemiş olduk. Kendi izlerimi bulmaktan derken makmek nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Dolayısıyla bu sözcükte fiilimsidir. İz nedir? Bu da isimdir. Kendi de dönüşlülük zamiridir. Bakın burada da herhangi bir sıfat yok. Bunu da alabiliriz.
Evrensel kardeşlik derken kardeşlik isim, nasıl kardeşlik? Evrensel kardeşlik niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Hem bireysel hem de toplumsal bağlamda derken bağlam isim, nasıl bağlam? Toplumsal bağlam niteleme sıfatı. Nasıl bağlam? Bireysel bağlam yine niteleme sıfatıdır. Burada da sıfat var. Bunu da elemiş oluruz. Doğru cevabımız sıfatın yer almadığı 2 ve 4 numaranın olduğu arkadaşlar C seçeneği olacaktır. 38. soru. Bu parçada verilen açıklamalar göz önünde bulundurulursa boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilemez demiş. Parçamıza baktığımızda bize küçük ünlü uyumundan bahsediyor. Hatırlarsanız küçük ünlü uyumunda iki tane kural vardı. Birinci kuralımız düz ünlüden sonra yani A, E, I ve İ'den sonra yine düz ünlü gelecek. Yani A, E, I ve İ gelecek. Bir başka kuralımız ise yuvarlak ünlüden sonra yani ikinci kuralımızda O, Ö, U ve Ü'den sonra ya dar yuvarlak olan U, Ü ya da düz geniş olan A ve E ünlüsünün gelmesi gerekir. Birinci boşlukta bundan bahsediyor. Yani ilk hecesinde bir düz ünlü varsa sonraki ünlülerde düz ünlüyle devam eder demiş. İkinci boşlukta ise İlk hecesinde yuvarlak ünlü bulunuyorsa, bunu izleyen hecelerdeki ünlüler ya dar yuvarlak ya da düz geniş niteliktedir demiş. Bunun açıklaması var arkadaşlar. Şimdi bize de diyor ki aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz demiş. Bakalım tıkamak kelimesinde bakın düzle başlamış, düzle devam etmiş ve düzle bittiği için küçük ünlü uyumuna uygundur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yine geldiğimiz sözcüğüne bakacak olursa, bakın düzle başlamış, düzle devam etmiş ve düzle bitmiş. Bu da kurala uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Kocaman kelimesi yuvarlakla başlamış, düz genişle devam etmiş ve düzle bitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu da kurala uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Öksüzlük yuvarlakla başlamış, dar yuvarlakla devam edip bitmiş. Bu da kuralımız uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Kavurucu sözcüğünde ise bakın düz ünlüyle başlamış sonra yuvarlak ünlülere geçmiş. Kuralımız neydi? Düzden sonra yine düz ününün gelmesiydi. O yüzden bu kurala aykırıdır. Bundan dolayı bu sözcük küçük ünlü uyumuna uymaz. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 39. soru. Bu parçada verilen cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kaçkar ya da Türkiye'deki buzul gölleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen göllerden biri olan Deniz Gölü 3.384 metre rakımında bulunuyor. Ülkemizin en derin buzul gölü unvanını elinde bulunduran göl, Türkiye'nin 4. büyük zirvesi olan Kaçkar Dağı'nın tırmanış noktası üzerinde bulunuyor. Yöre halkı tarafından Büyük Peşevit olarak adlandırılan göl, her daim karlı tepelerle çevrili. Koyu lacivert rengiyle büyüleyici bir görüntüye sahip olan Deniz Gölü, Rize, Artvin ve Erzurum il sınırlarının karıştığı bir noktaya konumlanmış. Göle en kolay Artvin ili Yusufeli ilçesinden 3,5 saatlik bir yürüyüşle ulaşmak mümkün. Arkadaşlar parçaya baktığımızda bir yazım yanlışı olmadığını görüyoruz. Fakat yani soruyu hazırlayanlar için şuradaki göl ifadesi tıpkı Hisar'dan, Boğaz'dan ya da Köş gibi kelimelerde hatırlarsanız kısaltma yaptığımızda büyük yazılarıdır. O yüzden burada da Deniz Gölü'nü kastettiği için büyük yazılması gerektiğini düşünmüşler soruyu hazırlayan kişiler. O yüzden belki B olabilir. Fakat bence bu sorunun cevabı yok. Çünkü cevabı çıkmıyor arkadaşlar. Tam bana burası inandırıcı gelmedi açıkçası. O yüzden bu soru iptaldir diyoruz. Tamam mı? Soru iptal diyebiliriz. Tam olarak ikna edici bir cevabı yok bu sorunun. 40. soru. Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı eylem kullanılmıştır? Parçamıza bakalım. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan yaylalar ve Kaçkar dağlarındaki patikalar sıkı yürüyüşçüler için ideal. Arkadaşlar burada birleşik zamanlı bir eylem yok. Bunu elemiş oluruz. Burada düğün çiçekleri, çiğdemler, peygamber çiçekleri, orman gülleri ve
çuha çiçekleri kaçkarları şenlendiriyor. Bakın, şenden şenlenmek, şenlenmekten şenlendirmek olmuş. Yani buradaki dırdır eki yapım ekidir. Yor da şimdiki zaman ekidir. Çekimli bir fiil var. Fakat bu basit zamanlı, basit çekimli bir fiildir. Sadece şimdiki zaman ekini almış. Oysa bir de ek fiil alması gerekirdi. O yüzden bunu elemiş olduk. Yürüyüşün başlangıç noktalarından biri Ayder Yaylası. Burada da dikkat edecek olursanız yine çekimli bir fiil yok. Bunu da elemiş olduk. Yürüyüşü yayla şenliklerine denk getirirseniz coşkulu bir geleneğe tanık olursunuz. Bakın burada olmak fiil R geniş zaman ekidir. Ek fiil olmadığı için bu basit çekimli bir fiildir. Fakat şurada getirirseniz ifadesinde getirmek fiildir. R geniş zamandır. S de ek fiilin şartıdır. Dolayısıyla bir kip ekinden sonra ek fiil geldiği için burada çekimli bir fiil vardır. Birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil vardır. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Tarihi anlamı olan bu yürüyüş rotalarından biri de İnebolu'dan Kastamonu'ya giden İstiklal Yolu'dur olacak. Arkadaşlar burada da çekimli bir fiil yok. Bunu da elemiş oluruz. 41. soru. Bu cümle dil bilgisi açısından incelenecek olursa aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Edebiyat kitaplarının hazırlanışında bugüne kadar tutulan yolun genel olarak amaca uygun olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Tek ögeli bir cümledir demiş. Evet arkadaşlar, bakın şurası ek fiilin olumsuzudur. Dolayısıyla durumdayız ya da durumda değiliz. Nasıl durumda değiliz dersem şurası sıfat olur, burası isimdir. Komple sıfat tamlaması olduğu için parça, komple nedir burası? Yüklemdir. O yüzden tek ögeli bir cümledir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Peki olumsuz bir ad cümlesi mi? Evet, isimdir demiştik. Ek fiilin olumsuzu demiştik. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fiilimsi türlerinin tamamına yer verilmiştir. Bakalım nerede var? Bakın, tutulan derken şuradaki an en eki nedir? Bu sıfat fiil ekidir. Olarak derken arak erek burada zarf fiil ekidir. Yine parçaya baktığımızda hazırlanış ifadesindeki ış iş nedir? Bu da isim fiildir. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane fiilimsi türü var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden fazla yan cümlecik vardır demiş. Arkadaşlar 3 tane fiilimsi türü varsa fiilimsilerin hepsi yan cümleciktir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki sıralı bir cümle midir? Sıralı cümle hatırlarsanız iki tane yüklemin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlandığı cümlelere denir demiştik. Konu anlatım videolarında bunlardan bahsetmiştik. İşte arkadaşlar bu cümle bir yüklemden oluştuğu için sıralı cümle değildir. İçinde fiilimsi olduğu için nedir bu? Girişik birleşik cümledir değil mi? Birleşik cümledir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 42. soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincisi dönüşlü bir eylemsidir demiş. Bakalım. Duydum ki vefasız incinip küsmüş. Arkadaşlar bir kere ıp ip zarf fiil ekini aldığı için fiilimsidir. Yine burada N ekini görüyoruz. Kim incinmiş? Bakın vefasız incinmiş. Vefasız burada öznedir. İşi kendi yapıyor. Yaptığı işten etkileniyor. Gerçek özne var. N ekini de almış. Dolayısıyla bu dönüşlü ve eylemsidir. Doğrudur. O yüzden bunu eliyoruz. İkincisi geçişsiz bir eylemdir demiş. Bakalım küsmüş kelimesinin önüne onu getirdiğimizde nesne alıp almadığını tespit edebiliyorduk. Onu küsmüş desem anlamsız. Anlamsız olduğu için bu geçişsizdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncüsü edilgen bir eylemdir demiş. Bu dursun. Dördüncüsü geçişli bir eylemdir. Arkadaşlar yollardı yüklem. Kim yollardı? Bakın vefasız özne. Ne yollardı? Selam. Bu da belirtisiz nesnedir. Nesne aldığı için bu geçişli bir fiildir. Doğrudur. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Beşincisi geçişsiz ve dönüşlü bir fiildir demiş. Bakalım darılsa yüklem ve fiil. Kim darılsa vefasız özne. Arkadaşlar
Görmüş olduğunuz gibi yine L2'ni almış. Öznesi gerçek özne ve yaptığı işten de etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu dönüşlü bir fiildir. Burası doğru. Onu darılsa desem anlamlı olur mu? Anlamsız olur. Nesne alamadığını görüyoruz. Hem de geçişsizdir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncüsü edilgen bir eylemdir demişti. Bakın, kırılsa eyleminde yüklem ve fiil L ekini almış. Kim kırılsa, vefasız kırılsa. Öznesi var, gerçek özne. İşi yapıyor, işten etkileniyor ve edilgen değildir. Arkadaşlar bu nedir? Dönüşlü bir fiildir. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 43. soru. Bu dizeler dil bilgisi açısından incelenecek olursa aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Şimdi kılıksızım fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal bir katta yeni elbisem olacak ve ihtimal sen yine beni sevmeyeceksin. Bununla beraber pazar akşamları sizin mahalleden geçerken süslenmiş olarak zannediyor musun ben de sana şimdiki kadar kıymet vereceğim. Alt eyleme yer verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu bir dursun. Birleşik fiile yer verilmiştir. Bakın birleşik fiil zan etmek. Ünsüz türemesi olduğu için birleşik yazılmış. Biz buradan B seçeneğini çıkarabiliriz. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiil var. O yüzden bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamlanan eki düşmüş, belirtili alt tamlaması vardır diyor. Peki bu nerede? Bakın bu şurada. Sizin mahalleden derken sizin mahallenizden olacak arkadaşlar. Şuradaki iz eki nedir? Tamlanan ekidir. Dolayısıyla tamlanan ekinin düştüğü görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İlk dizede bağlaç, son dizede ise edat kullanılmıştır. Bakın şimdi kılıksızım fakat derken fakat nedir? Bağlaçtır. Doğrudur. Şimdiki kadar kıymet vereceğim ifadesinde kadar da burada edattır. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İşaret bildiren sözcük adıl görevindedir demiş. Nerede? Bununla beraber derken bakın bu sözcüğü ismin yerine geçmiş. İşaret yoluyla geçtiği için biz buna işaret zamiri diyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu parçada ad eyleme yer verilmediği için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 44. soru. Bu dizelerde geçen numaralı sözcüklerden hangisi türce ötekilerden farklıdır demiş. Bilmiyorum. Neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Bakın sen nedir burada? Bu kişi zamiridir değil mi? İnsan adının yerine geçtiği için kişi zamiridir. Kimim derken arkadaşlar soru soruyor. Ahmet'im, Mehmet'im desem yine ismin yerine geçmiş. Soru yoluyla geçtiği için buna da soru zamiri diyoruz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar neydi? Kişi zamiriydi. 3 numarada kişi zamiri olur. Neredeyim desem Ankara, İstanbul olur. Bakın burada yine ismin yerine geçmiş. Soru yoluyla geçtiği için nedir bu? Soru zamiridir. Peki ne haldeyim ifadesine bakacak olursak önce hal isim. Ne kelimesi bakın ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için nedir bu arkadaşlar? Sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için de biz buna soru sıfatı diyoruz. Farklı olanı sormuştu. 2 numara sıfat, diğerleri zamir olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 45. soru. Aşağıdaki dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından aynı değildir demiş. İnsan sevdiği sürece ömrünü, sevildiği sürece kendini harcar. Bakın dıktik ekleri burada nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Her ikisi de sıfat fiili aldığı için biz bunlara fiilimsi diyebiliriz. B seçeneği dursun. Bana semadan yıldız, ona cellat gözlerin. İdam fermanım oldu, ne olur kapat gözlerin. İkisinde de arkadaşlar organ adı olan göz kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden her ikisi de burada isim görevindedir. İkisi de aynı olduğu için bunu da elemiş olduk. Elif B'siz uyandı, aradı bulamadı. Belki bulurum diye en yakın dağa çıktı. Bakın bulmak çekimlenmiş bir fiildir. Bulurum da yine geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir.
İkisi de fiil görevinde kullanıldığı için bunu da elemiş oluruz. Gelir ömrüm, gider ölüm, bizden ayrı, bizle beraber ölüm. Bakın ikisine de ölümden bahsetmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar nedir? İkisi de isimdir. Bunu da elemiş oluruz. İkisi de aynı görevde. Fakat her şeyi içine atarsın da kendini atacak yer bulamazsın ifadesinde. Atarsın nedir burada arkadaşlar? Çekimlenmiş, geniş zamanla çekimlenmiş bir fiil. Atacak yer bulamazsın ifadesinde ise yer, isim, nasıl yer, atacak yer. Bakın atacak sözcüğü burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Birincisinde fiil, ikincisinde sıfat olduğu için farklı görevde kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 46. soru. Bu dizeler dil bilgisi açısından incelenecek olursa numaralanmış ifadelerden hangisini söylemek doğru olur demiş. Zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir nülüfer. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Belirtili alt tamlaması özne görevinde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Zamanın eli değdi bize ifadesinde değdi yüklem. Ne değdi? Zamanın eli. Özne. Bakın. Zamanın eli. Birincisi tamlayan eki almış. İkincisi de iyelik eki aldığı için burası nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Bir doğrudur. Bunu alabiliriz. Aynı sözcüğü zarf görevindedir demiş. Aynı değiliz derken buradaki aynıyız desem aynı sözcüğü isim görevindedir. O yüzden bu yanlıştır. Bunu elemiş oluruz. Niteleme sıfatlarına yer verilmiştir diyor arkadaşlar. Parçada niteleme sıfatı yok. O yüzden bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. Birden fazla zaman zarfı kullanılmıştır. Bakın burada çoktan değişti ifadesinde değişmek fiil ne zaman değişti? Çoktan değişti. Burası nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Birden fazla demişti. Bir tane zaman zarfı var. O yüzden bu da yanlıştır. Yaklaşma durum eki alan şahıs zamiri kullanılmıştır. Şahıs zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bakın burada biz kelimesini görüyoruz. Bu nedir? Bu kişi zamiridir. Yani şahıs zamiridir. Şuradaki e de yönelme halekidir. Dolayısıyla burada bu ifadenin de doğru olduğunu görüyoruz. Bunu da alabiliriz. Cevap anahtarı 1 ve 5 olacak. Seçeneklere baktığımızda 1 ve 5 A seçeneğinde var. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 47. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük çekimli bir eylemdir demiş. Gençliğimi dokudum, yarım kaldı işlemem. Mihrabıma döşenmiş, işlemedir kaşlarım. Arkadaşlar, işlemekten işleme olmuş. İsim fiil ekini alarak sözcük artık ne olmuş? İsim olmuş. Dolayısıyla bunu elemiş oluruz. Çekimli bir fiil değil çünkü. Hüznüne melek kondu, cennet oldu gözlerin. Kelebek kanadından ipek yoldu gözlerin. Arkadaşlar, ipek yol derken ulaşım için kullanılan yoldan bahsediyor. Dolayısıyla bu nedir? Bu da isimdir. O yüzden biz B seçeneği denemiş oluruz. Evsiz kalmış dünyamda ibadet yerim yokken mescidimi kapatmış bir kubbedir kaşların. Bakın burada evsiz kalmış dünyam ifadesinde dünya isim, nasıl dünya? Evsiz kalmış dünya niteleme sıfatı. Buradaki mışmış eki de nedir? Bu da sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu da çekimli bir fiil değildir. Bunu denemiş olduk. Kalbim kadar yakındın, uzağa düştün şimdi. Son defa görsem yeter helalimdir kaşların ifadesinde. Bakın yakın idin. Yakın sözcüğü isimdir. Ek fiil almış. O yüzden bu da çekimli fiil değildir. Bunu da elemiş olduk. Bana doğru dönüyor işte hayat gözlerin. Zamanı kaybetmişim kumdan saat gözlerin ifadesinde. Kaybetmek yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Mişli geçmiş zamanla çekimlenmiş. Birinci tekil şahıs eki almış. O yüzden burada çekimli bir fiil vardır. Basit çekimli bir fiil vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 48. soru. Aşağıdakilerin hangisinde öznenin açıklayıcısı olan bir ara söz vardır demiş. Arkadaşlar ara sözler herhangi bir ögenin açıklayıcısı durumunda olan sözcük ya da
sözcük öbeklerine ya da cümlelere denir. Ara sözler herhangi bir ögenin açıklayıcısı olduğu gibi kişisel duygu ve düşünceleri de ifade eden sözcüklerdir. Ara sözler iki virgül ya da bakın iki kısa çizgi arasında gösterilir. Seçeneklere bakalım. Ozanlar ait oldukları toplumun kültürel değerlerini dile getirirler yazdıklarında. Herhangi bir ara söz göremiyoruz, bunu eledik. Aşıklar, aşıklığa başlamadan önce bade içerek bu yola girdiklerinden söz ederler. Bakın burada da bir ara söz yok, bunu da elemiş olduk. Tasavvufta aşk, yaradana gönül yoluyla ulaşmaktır. Burada da bir ara söz yok, bunu da elemiş olduk. Ferman dinlemez gönül ve aşkı elde etmek için her şeyi göze alır. Burada da bir ara söz yok, bunu da elemiş oluruz. Aşk, o mucizevi sözcük. Asırlar boyunca herkesin dilinde şiir oldu, şarkı oldu, söz oldu. Bakın arkadaşlar, bir kere iki virgül arasında kullanılmış bir sözcük öbeği görüyoruz. Aşk neymiş? O mucizevi bir sözcükmüş. Aşkın açıklaması. Peki özne görevinde mi? Buna bakalım. Şimdi şiir oldu, şarkı oldu, söz oldu. Buraları yüklem olarak alırsak ne şiir oldu, şarkı oldu, söz oldu? Aşk, özne. Bakın bu da öznenin açıklayıcı durumunda olan bir ara söz olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 49. soru. Bazı sıfatlar bir adı ya da ad soylu bir sözcüğü çeşitli açılardan nitelerken bazı zarflar da bir eylemin nasıl gerçekleştiğini ortaya koyar. Bakın, birinci kısımda bize niteleme sıfatını anlatmış. İkinci kısımda ise durum zarfını anlatıyor. Buna göre aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi bir eylemi ya da bir adı nitelememiştir diyor. Yani arkadaşlar durum zarfı ve niteleme sıfatı olmayanı bulmuş olacağız. Siz geniş zamanlar umuyordunuz ifadesinde zaman isim, nasıl zamanlar, geniş zamanlar, geniş sözcüğü burada ismi belirttiği için niteleme sıfatıdır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Yapmak fiildir. Nasıl yapmış? Bölük bölük fiili belirttiği için burası durum zarfıdır. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma ifadesinde zaman isim, nasıl zaman, geçmiş zaman ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için burası da yine niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Bunu da elemiştik. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmur ifadesinde ise yağmur isim, nasıl yağmur, sessiz yağmur, sessiz sözcüğü de burada yine niteleme sıfatıdır. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek ifadesinde ise bakın çirkindi sözcüğü ek fiil olarak yüklem olmuş. O yüzden bu sözcük herhangi bir şeyi ismi ya da fiili belirtmediği için isim görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, geldik 50. soruya. 50. soru bu testin ve aynı zamanda kitabın da son sorusu. Buraya kadar olan kısımda yer yer sizin bilmediğiniz nedenlerden dolayı soru çözümlerinde biraz aksamalar oldu. O yüzden kusura bakmayın. Kitabı çözerken de her ne kadar sürçülisan ettimse affola. Umarım sizin için bu kitap çözümü faydalı olmuştur. İnşallah başarılı olursunuz. Umarım herkes çalıştığının ve emeğinin karşılığını alır diyerek 50. soruyu çözüyorum. 50. soruda bu dörtlükteki 6 çizili dizelerin yüklemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Aşk bir hatıradır maziden kalan. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. İfadesinde bakın birincisinin yüklemi nedir arkadaşlar? Senden bir hatıra bana ifadesi burası. Şurası yüklem olur. Peki ne? Bu şarkı burası da öznedir. İkincisine bakacak olursak aşk bir hatıradır maziden kalan ifadesinde yüklem bir hatıradır maziden kalan ifadesi yüklem olur. Tersini çevirdiğinizde bakın maziden kalan bir hatıra olacak. Sıfat tamlaması olacak. O yüzden komple yüklem olur. Ne aşk özne. Seçeneklere baktığımızda ise bu olmaz, bu değil, bu değil, bu da değil. Bakın bizim yaptığımızda uyumlu olduğunu görüyoruz.
O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaş çevrenize anlatmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.